Ya dışarıya böyle akılcı baktığımızda, insanlara baktığımızda, yani dünya laboratuvar gibi. Bir kere biz istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz. Rahat güzel yaşamak istiyoruz. Bizim rahat yaşamamız için insanların da mutlu olması gerekiyor. Yani Evet. en büyük konforlardan bir tanesi sevdiklerimizin rahat olmasıdır. Mutlu olmasıdır. Bir kere dünyada en yaygın olan duygunun korku olduğunu görüyoruz. Boydan boya dünyayı korku sarmış. Bu konforu ortadan kaldıran bir şeydir. Güvensizlik sarmış. Gelecek korkusu sarmış. Evet hocam. Bu değil mi? Mesela muazzam bir şeydir. Evet. Bu hayvanlarda çok yoğun olur. Mesela kurtta, vahşi köpeklerde çok olur. Evet hocam. Ama insanların büyük bölümünde de bu bela var üstlerinde. Bu korkunun sonucunda da vahşileşiyorlar. Mesela çıkar için kendi kardeşiyle bile boğuşma haline giriyor. Mesela bir evde kız kardeş, erkek kardeş geçinemiyorlar. Birbirine düşman oluyorlar. Değil ki komşusuyla, değil ki kendi kardeşiyle. Bakın evde kavga halinde. Evet hocam. Annesiyle kavga halinde, babasıyla kavga halinde, kardeşiyle kavga halinde, arkadaşlarına kavga halinde. Bu onları ruhen muazzam yıpratıyor. Bu kavgayı gören de insanlar da strese giriyorlar bu sefer. Çünkü insan huzura göre yaratılmıştır. Evet. Bizim ruhumuz sükunet, huzur, rahatlık ve güven içinde rahat yaşayacak gibidir. İnsan zayıf yaratılmıştır. Mesela bir gürültü onu harekete geçirir, rahatsız eder. Mesela iyi olmayan bir koku onu rahatsız eder. Evet. Kir rahatsız eder. Mesela dökülmüş, saçılmış bir ev rahatsız eder. Bozuk bir konuşma rahatsız eder. Mesela böyle rahatsız edecek bir uslup onu tedirgin eder, açmaza sokar. Deccaliyet bunun hepsini insanlara sağlar işte, sağlıyor. Evet. Mesela bak deccaliyet nur talebelerinin üstüne saldırdı. Onları paramparça yaptı. Evet. Mehdi'nin varlığına bakın burada da ihtiyaç olduğu görülüyor. Yani Mehdi'ye yardımcı olacağı açık olan, Mehdi'ye yardımcı olması için özellikle oluşturulan bir gruptur Mehdi, nur talebeleri. Evet. Bediüzzaman açıkça söylüyor. Evet. Deccal onlara da pençe atmış, paramparça etmiştir. Mehdi onları da bir araya getirecektir. İnşallah. Müslümanları parçalamıştır. Onları da bir araya getirecektir. İnşallah. İnşallah. Onun için Mehdiyet'in sürekli gündemde tutulması gerekir. İnşallah. Çok hayatidir.